Yüce önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sureten aramızdan ayrıldığı günden bu yana tam 85 yıl geçmiştir. Fakat aydınlık fikirleri, devrimci ruhu ve Türk milleti için yaptığı hizmetlerle dünya durdukça anılacaktır. O, dünya tarihinde eşi bulunmaz bir deha olmasının yanı sıra aynı zamanda insanlık için büyük bir öğretici, inşaat edici ve topluma aydınlıklar saçan bir öğretmen ve bir insanı kamildir. Atatürk'ü sevmek, onun izinde olabilmek için önce onu doğru anlamak gerekir. Atatürk, sadece dahi olduğu için veya büyük işler başardığı için büyük bir insan değildir. Aksine büyük bir şahsiyet olduğu için büyük başarılar kazanmıştır. Başarıyı kazandıran insaniyetin büyüklüğüdür. Büyük denilen insan, maddi, manevi ve fikir olarak halkına, insanlığa, devletine büyük fayda sağlayandır. Atatürk'ün üstün kişilik özellikleri Muhammedi anlayışla örtüşmektedir. O, bu nitelikleri sonradan eğitimle almamış, doğuştan üstün özelliklerle, asaletle yaratılmıştır. Allah'ın Türk milletine olan sevgisinin bir göstergesi olarak, milleti düştüğü durumdan kurtarmak ve yeni uygarlıkları üretecek aydınlık yarınlar açmak üzere lütfedilmiştir. O, Allah'ın Türk milletine ve insanlığa büyük bir lütfudur. Mustafa Kemal Atatürk, çocukluğundan itibaren hürriyete çok düşkündü. 6 yaşındayken annesiyle birlikte bir yakınlarını ziyarete gittikleri gün, pazar yerinden geçerken Mustafa aniden kayboldu ve annesi onu bir kuş satıcısının yanında buldu. Harçlığından artırdığı azıcık parasıyla iki kuşu satın almıştı. Annesi kuşu ne yapacağını sorunca, "Onları hürriyetlerine kavuşturacağım anne," dedi ve iki avucunda tuttuğu kuşları havaya fırlattı. O gün minik kuşları hürriyetine kavuşturan küçük Mustafa, yıllar sonra çok sevdiği Türk milletinin hürriyet mücadelesinde ön saflarda çarpıştı ve şöyle buyurdu: "Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben, milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mirasından olan bağımsızlık aşkıyla yaratılmış bir adamım. Son nefesine kadar Türk ulusuna kendini adayarak hizmet etmiş olan Mustafa Kemal Atatürk, benim için en büyük mevki ve mükafat milletin ferdi olarak yaşamaktır. Eğer Cenab-ı Hak beni bunda muvaffak etmiş ise, şükür ve hamdlar ederim. Bugün olduğu gibi ömrümün nihayetine kadar milletime hizmet etmekle iftihar edeceğim," diye buyurmuştur. Mustafa Kemal Atatürk oldukça mütevazı, hoşgörülü ve sade bir insandı. Öyle ki bir öğretmenin 1931 yılında, "Paşam, birçok Avrupalı yazar sizi diktatör olarak vasıflandırıyor, ne dersiniz?" şeklindeki sorusuna, "Ben diktatör değilim, heveslisi de olmadım. Diktatör olmadığıma şuradan hüküm veriniz. Ben diktatör olsaydım siz bana bu soruyu soramazdınız," cevabını vermiş ve 1935 yılında yaptığı bir konuşmasında, "Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar, evet bu doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca hareket etmem. Bence diktatör, diğerlerini iradesine boyun eğdirendir. Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim," demiştir. İşte Muhammedi ahlakın gereği de budur. Mustafa Kemal Atatürk çok zeki ve çok çalışkan bir insandı. Şu satırlar Atatürk tarafından yazdırılmıştır: "Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum. Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün Batı nihayet teknikte bir yükselme gösteriyorsa, ey Türk çocuğu, o kabahat de senin değil, senden evvelkilerin affolunmaz ihmalinin neticesidir. Şunu da söyleyeyim ki, sen çok zekisin. Malum, fakat zekanı unut. Daima çalışkan ol." Atatürk'ün şanlı Türk askeri Mehmetçiğe sevgisi de çok büyüktü. Mehmetçik ne kadar muhteşemse, Atatürk'ün Mehmetçiğe hayranlığı da o derecededir. Türk askerine Mehmetçik ismini veren Hazreti Mevlana'nın babası Sultanül Ulema'dır. Kendisinden askerlerin isimlerini nasıl zikredeceklerini sorduklarında onlara şu cevabı verdi: "Askerlerin ismi Mehmetçik olsun.
hepsi birer küçük Muhammed olarak anılsınlar. Yine sordular. Peki savaşta zikrimiz ne olacak? İşte Sultanül Ulema'nın verdiği cevap. Lafzai Celal. Allah, Allah diye zikredecekler. Bakın, bu zikir hiçbir İslam ülkesinde yoktur. Bu zikir bir tek Türk milletindedir. İşte Mehmetçiğin üstünlüğü. Mehmetçik ismi, Hazreti Muhammed'in isminin, selam olsun üzerine, edeben kısaltılmış halidir. Mehmetçik, Hazreti Muhammed'in askeri demektir. Hepsi birer küçük Muhammed'dir. Manevi gücü, asaleti, korkusuzluğu, buradan gelir. Atatürk'e göre, Mehmetçik de, Türk milleti de, çok kutsaldır. Atatürk'ün korkusuz ve iman dolu Mehmetçiğe olan güveninin sonsuzluğunu, bir yakını şöyle şahitlik ediyor ve anlatıyor. Atatürk, Mehmetçiği çok sever, fakat dal kavukluğa hiç tahammül edemezdi. Bir gece Atatürk'te misafir idim. Sofrada bir şahıs vardı. Atatürk'ün yüzüne karşı onu fazlaca övdü. Atatürk, bu övgülerden sıkıldı. Sonunda ona, beni sever misin diye sordu. Çok severim efendim diye cevap verdi. Bunun üzerine Atatürk, benim için canını verir misin diye sordu. Sizin için canımı nasıl vermem paşam dedi. Bu cevabı duyan Atatürk, hemen cebinden tabancasını çıkardı ve ona verdi. Çek kendini vur dedi. Adam şaşırdı. Bizler de baka kalmıştık. Adam tabancayı evirdi, çevirdi, gülümsedi ve geri verdi. Atatürk bundan sonra, Mehmet, Mehmet diye askerlerden birini çağırdı. Nöbetçi erlerden biri içeri girdi. Atatürk ona, beni sever misin diye sordu. Severim paşam dedi asker. Benim için canını verir misin? Veririm paşam. Bu tabancayı sana versem, kendini vur desem vurur musun? Vururum paşam. Atatürk, tabancayı Mehmetçiğe verdi. Çek, dedi. Mehmetçik, hiç tereddüt etmeden silahı şakağına dayadı, tetiği çekti. Ama tabanca dolu değildi. Atatürk, Türk askerini ben işte bunun için severim, dedi. Şanlı Türk ordusunun Mehmetçikleri ile ilgili, çok duygusal bir menkibeyi de Çanakkale'de savaşan Avustralyalı bir üsteğmenden dinleyelim. 23 Nisan 1915 günü, Jonkbayırı'nda Türkler ve Birleşik Kuvvetler arasında korkunç siper savaşları oluyordu. Siperler arasında ancak 8-10 metre kadar kısa bir mesafe vardı. Süngü hücumundan sonra savaşa ara verildi. Askerler siperlerine çekildi. Yaralılar ve ölüler toplanıyordu. İki siper arasında açıkta, ağır yaralı ve bir bacağı kopmak üzere olan İngiliz yüzbaşı, avazı çıktığı kadar bağırıyor, ağlıyor, kurtarın diye yalvarıyordu. Ancak hiçbir siperden kimse çıkıp yardım etmiyordu. Çünkü en küçük kıpırdanışta yüzlerce kurşun yağıyordu. Bu sırada akıl almaz bir olay oldu. Türk siperlerinden beyaz bir gömlek sallandı. Arkasından arslan yapılı bir Türk askeri, silahsız olarak siperden çıktı. Hepimiz donup kaldık. Kimse nefes almıyordu, ona bakıyorduk. Asker yavaş adımlarla yürüdü, siperdekiler kendisine nişan almış bekliyorlardı. Türk askeri, yaralı İngiliz subayını dikkatle yerden kaldırdı, kucakladı, kolunu omuzuna attı ve bizim siperlere doğru yürümeye başladı. Yaralı subayı usulca yere bırakıp, geldiği gibi tekrar kendi siperine döndü. Teşekkür bile edemedik. Savaş alanlarında günlerce bu kahraman Türk askerinin cesareti ve insan sevgisi konuşuldu. Dünyanın en yürekli ve kahraman askeri Mehmetçiğe derin sevgi ve saygılarımla. Üsteğmen Kozi. Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu hizmetlerin temelinde, Hazreti Muhammed'e olan sevgisi ve hayranlığı yatar. Mustafa Kemal Atatürk, onun hakkındaki düşüncelerini şu sözleriyle anlatır. O Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor.
benim, senin adın silinir. Fakat o sonsuza kadar ölümsüzdür. Bu mübarek insan, gerçekten büyük ve eşsiz bir dahidir. Yeryüzünün en büyük insanı, Hazreti Muhammed'dir. Mustafa Kemal Atatürk, ebedi aleme intikalinden 15 gün kadar önce, dünyadaki Müslümanlara şu mesajı vermiştir. Bütün dünyanın Müslümanları, Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmeli. Tüm Müslümanlar, Hazreti Muhammed'i örnek almalı ve onun gibi hareket etmeli. İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilir. Profesör Doktor Şemseddin Günaltay, Atatürk'ün Bedir Muharebesi ve Yüce Kahramanı Hazreti Resulullah hakkındaki hayranlığını şöyle anlatmıştır. Bir gün Atatürk'ün denizlerden renk alıp, renk veren mavi gözleri, masanın üzerinde serili haritaya dikildi ve beni kolundan tutarak masanın başına çekip, parmağıyla bir noktaya işaret etti. Bu Atatürk'ün kendi elleriyle çizdikleri bir askeri haritaydı ve Hazreti Muhammed'in Büyük Bedir Muharebesini adım adım gösteriyordu. Hazreti Muhammed'e ve onun peygamberliği kadar büyük askeri dehasına hayran olan eşsiz Sakarya galibi, Bedir galibini göklere çıkarırken, onun hak peygamber olduğundan şüphe edenler, şu haritaya baksınlar ve Bedir destanını okusunlar buyurdular. Ve yine sözlerine şöyle devam ettiler. Hazreti Muhammed'in bir avuç imanlı Müslümanla, mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı, Bedir Meydan Muharebesi'nde kazandığı zafer, fani insanların işi değildir. Onun peygamberliğinin en kuvvetli delili, işte bu savaştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün hizmetlisi Grandi Cemal, ondaki Allah sevgisine dair bir hatırasını şöyle anlatıyor. Kadir geceleri sofra bile kurdurmazdı, saygısı büyüktü. Bazen mevlid dinlediği de olurdu. Sofrada Hafız Yaşar Bey'in mevlidini saygıyla dinlerdi. Mevlidin Miraç bölümünde, göklere çıktı Mustafa denince gözleri yaşarırdı. O zaman hemen kolonya götürürdük. İnanışı samimiydi. Öyle Allah derdi ki, böyle güzel Allah diyen yoktur. Bir gün sofrada çevresindekilere, bana Allah'ın büyüklüğünü anlatır mısınız diye sordu. Konuklar birer birer Allah'ı nasıl anladıklarını anlattılar. Çoğu kulaktan dolma yanlış şeylerdi. Hepsini dikkatle dinleyen Atatürk, hepiniz Allah'ı ayrı ayrı görüyor ve büyütüyorsunuz. Anlaşılan Allah, herkesin idraki kadar büyüktür diye buyurdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Hazreti Mevlana'ya ve Mevleviliğe olan düşkünlüğü de herkesçe bilinirdi. Konya'ya yaptığı toplam 9 ziyareti sırasında, şehrin sınırlarına yaklaştığında, Hazreti Mevlana'ya hitaben, "Konya'ya her gelişimde, bu yüce dahi alıyor beni benden, onun yüce ruhaniyeti bütün vücudumu sarıyor" diyerek, Konya'ya adım atar atmaz ilk önce, Hazreti Mevlana'nın makamının bulunduğu Türbe-i Saadet'i ziyaret etmiştir. Tekke ve zaviyelerin işlevlerini tamamlaması ve dolayısıyla kapatılması yönünde çıkan yasa sırasında, Hazreti Mevlana'nın türbesini de müze haline dönüştürmeye karar veren Mustafa Kemal Atatürk, yapacağı bu icraatten dolayı, acaba Mevlana'nın yüce ruhaniyetini incitmekte miyim diye düşünerek, bir hafta boyunca Cenab-ı Mevlana'nın türbesinde misafir olarak kalmış ve üçüncü gece Hazreti Mevlana, Atatürk'e manasında tecelli ederek, onun başını okşamış ve memnuniyetini arz etmiştir. Hasan Ali Yücel'in, Milli Eğitim Bakanı olarak Atatürk'le birlikte bir yurt gezisine katıldığı günlerde yolculuktan dönmüşlerdi, akşam sofrada konuşuyorlardı. Hasan Ali hakkında Atatürk, "Zeki bir genç" dedi. Sofrada bulunanlardan birisi hemen atıldı. "Efendim, Hasan Ali Mevlevi'dir. Babası da, kendisi de." Maksat, genç bakanın Atatürk'ün gözüne girmesi ihtimalini, sofradaki bazı insanların olağan adeti üzere önlemekti. Fakat atılan adım olumsuz netice verdi. Atatürk, "Bana hiç bahsetmedi" dedi, "halbuki ben Mevlana'yı çok takdir ederim." Herkesi derin bir sükut aldı. Atatürk'ün mevzuyu nereye getireceğini kestirmek güçtü. Atatürk ortaya bir soru attı ve, "Mevlevilik nedir?" diye sordu. Herkes işi başka bir taraftan aldı.
kimisi tekkelerin aleyhinde atıp tutmak için bunu vesile etti. Kimisi, Mevleviliğin tuhaf taraflarına ait hikayeler nakletti. Nihayet birisi, efendim dedi, Mevlevilik, ibadete çalgı sokarak, dini gülünç hale getiren ve Müslümanlığı dejenere eden teşebbüslerden birisidir dedi. Atatürk, celali bir tavırla söyleyen kişiye dönerek, ahmak dedi, aklının ermediği mevzular hakkında konuşma. Mevlana, bilakis Müslümanlığı Türk ruhuna intibak ettiren büyük bir yenilikçidir. Müslümanlık, aslında en geniş manası ile modern bir dindir. Mevlevilik, tamamı ile Türk ananesinin Müslümanlığa nüfuz örneğidir. Mevlana, büyük bir dahidir. Dönerek, ayakta ve hareket halinde Allah'a yaklaşma fikri, Türk dehasının en tabii ifadesidir. Bir tarafta sazlar çalıyor, diğer tarafta güzel sesli insanlar ilahiler söylüyor ve ayağa kalkmış, beyaz tennureli semazenler, ilahi bir dönüşle ellerini göklere kaldırıyorlar. Bunun estetiği fevkaladedir. Nitekim, Mustafa Kemal Atatürk'ün mürşidi, Hazreti Mevlana'nın 18. kuşak torunu, ömrünü Türkçe'ye adamış ve birçok eser vermiş, Atatürk'ün isteği üzerine Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi'nin ilk tercümesini yapmış, bir Türk dili uzmanı. Milli mücadeleye destek vermiş ve 2. devreden 7. devreye kadar milletvekilliği yapmış bir vatansever olan Veled İzbudak Çelebi Hazretleri, çok sevdiği Mustafa Kemal Atatürk'e hitaben, yazmış olduğu bir şiirinde şöyle seslenmiştir. Vatanın bahtının güneşisin. Asuman durdukça dur. Sulhun manası sensin. Cihan durdukça dur. Ey güneş! Sen en uzaktan da olsa, nur saçarsın aleme. Zerre zerre, ben gibi, bin bendegahın durdukça dur. Ay ve güneş gibi parlak. Etrafını dönmek ne devlettir senin. Tende canımsın benim sen. Tende can durdukça dur. Şanlı kılıcının izinde, bakidir devletin. Devletinle şanının izinin kuvveti, durdukça dur. Sırrın, dilimde nurlu bir sefer oldu. Ey memleketin çağlayan şahı! Sırrım durdukça dur. Güçsüz düşme beyanına, muhtaç olmaz kimse. İstenilen delilinin aşikarlığı, ayan durdukça dur. Ahir zaman fitnesi kaldırmıyor baş korkudan. Ey ümmetin tahası! Ahir zaman durdukça dur. Ey veled! Bir perverin gölgesinde duacısın ana. Onun sayesinde gaziyi sahip kılan durdukça dur. Mustafa Kemal Atatürk, 11 Ocak 1935'te yaptığı bir konuşmada vasiyetini şöyle açıklamıştır. Bu dünyadan göçerek, Türk milletine veda edeceklerin çocuklarına, kendinden sonra yaşayacaklara, son sözü şu olmalıdır. Benim Türk milletine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir. Siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere, benim sözümü tekrar ediniz. Bu sözler, bir ferdin değil, bir Türk ulusu duygusunun ifadesidir. Bunu her Türk, bir parola gibi, kendinden sonrakilere mütemadiyen tekrar etmekle son nefesini verecektir. Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir. Yüksel ey Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. Şiir. Allah'ın lütfu, keremi, medeniyetler kaynağı. İnsanı kamil, Mustafa Kemal. Türk milleti dertte iken, Türk milletine gönderildi. İnsanı kamil, Mustafa Kemal. Allah'ım, Allah'ım. Lütfun keremin, sonsuz Allah'ım. Bizlere gönderdin Mustafa Kemal'i. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Medeniyetler kaynağı. İnsanı kamil, Mustafa Kemal. Hazreti Muhammed ile Mevlana'yı örnek alarak devrimler yarattın. Türk milletini yarınlara aydın kıldın. Sevenlerinle cihan durdukça sevgi dolu yaşam oldun. Allah'ın lütfu, keremi, medeniyetler kaynağı. İnsanı kamil, Mustafa Kemal.
Türk milletine ne büyük bir lütufsun, Sayın Atam. Yıllar geçmiş olsa da zamandan, daha dün gibi taze yüreklerde acın. Yaprakları her mevsim yeşil, içimizde yeşerdi senin ağacın, Yüce Atam. Yüce Muhammed'in nuruna büründün, Türk milletini aydınlığa götürdün. Mutlu bir aydınlıksın ufkumuzda, her yeni seherle esip gelen rüzgarda. Bitmeyen eksilmeyen dualar, taşır bizden sana uçan kuşlar. Büyük Atam, bir büyülü bestesin dudaklarımızda, seni söyler mahzunca, genç, ihtiyar ve körpe çocuklar. Sen bir ışıksın. Işıktan ellerini öperiz her gece, yeniden tazelenir umutlar gönlümüzde. Yakında yeniden suret bulup hakikatlerinle, milletimiz aydınlığa kavuşacak seninle. Örnek alınması ve herkese örnek gösterilmesi, kendi öz kardeşimiz gibi bizden, içimizden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü yaşatmamız ve layık olduğu şekilde insanlığın gelecek nesillerine aktarmamız dileği ve duası ile. Kainatın nuru, Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehlibeyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin ve Türkiye'mizin banisi, Büyük Önder, Başöğretmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah, bizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun, hu. Mevlevi Hasan Çıkar Dede. Derleyen Sibel Safiye Avcı.